Bildiğiniz gibi anayasamız gereği mahalli seçimden 5 yıl yapılmaktadır. 30 Mart 2014 tarihinde mahalli seçimler ülkemizde yapılacaktır. Bu seçimlerde halkımız belediye başkanlarını, il genel meclis üyelerini, belediye meclis üyelerini, köy ve mahalle muhtarlarını seçecektir. Seçimler demokrasinin gereğidir. Ülkemiz demokrasi tecrübesine, halkımız seçim ve oy kullanma olgunluğuna sahiptir. Ve il ilçe seçim kurullarının gözetim gereğinde icra edilecektir, yerine getirecektir. Bildiğiniz gibi yine 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle seçim takvimi başlamıştır. Bizler kamu kurumu olarak jandarma komutanlarımız, emniyet müdürlüğümüz, kaymakamlarımız, ilgili ve yetkili aile yardımcılarımız ile birlikte seçim günü ve seçim öncesi ve sonrası olarak seçime ilişkin güvenlik tedbirlerinin konuşulması, görüşülmesi ve karar alınması konusunda bir toplantı yapıyoruz. Toplantı gereği uygulama birliği halkımızın huzur içinde seçim günü özellikle oyların kullanılması konusunda duyarlılıklarımızı arttırmak ve seçimin huzur içinde özgürce kullanımı sağlamak konusunda çalışmalarımız olacak. Bu tedbirleri almak suretiyle toplumun huzurunu, seçimin huzurunu konusunda duyarlılığımızı arttıracağız. Dileğimiz halkımızın özgürce seçimlerini, tercihlerini oy verme suretiyle yapabilmesidir. Değerli halkımıza da burada huzur içinde bir seçim olmasını temin ediyoruz. Bütün kamu kurumları, görevleri halkımızın hizmetinde huzurunu sağlamak üzere duyarlılıklarını ve çalışmalarını yürütüyorlar. Hayırlı olsun diyorum önümüzdeki seçimin ülkemize ve halkımıza, uçak ilimize çalışmalarda arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu konuda hassasiyetimizi yükselteceğiz. Ben biraz önce ifade ettiğim gibi halkımızın bir seçim ve oy kullanma olgunluğu var. O olgunlukta tabii tüm kesimlerin duyarlılığı, siyasi partilerimizin duyarlılığı ve seçimle ilgili olan bütün çalışanların, kurumların duyarlılığı neticesinde iyi bir sonuç vereceğini düşünüyorum. Hoş geldin. Sayın Valim, daha önceki seçimlerde, bundan 3-4 seçim önce il başkanları toplanarak Emniyet Müdürlüğü'nün başkanlığında bir centilmen anlaşması yapmışlardı. Çevre kirliliğini önlemek, insanları rahatsız etmemek, konvoylarda efendim